arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hani öncelikle onu söyleyeyim. Aslında ilk TED konuşmam olmasına rağmen. Hani hep derler böyle sahnede aslında son konuşmayı alarak birçok böyle paslar açmayı düşünüyordum. Ama sağ olsun herkes bütün taktiklerimi çaldı. Birinci taktiğim ekibi bir alkışlatmaktı. Sağ olsun Emrah kardeşim onun işi halletti. İki kızımı sahneye çıkarmak taktiğim vardı. Sağ olsun Deniz hocam orayı halletti. Ama bugün biraz size arkadaşlar ben bir fethiyeliyim. Bu etkinlikte galiba Güntülü ve birkaç kişi dışında Fethiye'li olan, konuşma yapma kısmeti olan Fethiye'nin TEDx hikayesine aslında Fethiye'liler olarak katılan birisiyim. Kendi hayat hikayemi anlatacağım. Daha önce TEDx konuşmaları yaptım ama bugün size de bir genç Fethiye'li, TEDx'in mesajı odur arkadaşlar. Yani kendinizi değil, dinleyenlere ne mesaj veriyorsunuz derler. Ben de burada size, ben sizin yerinizde olsaydım, ben de bu arada ilkokulu ve ortaokulu Fethiye'de okudum. Ve bu yüzden belki sizin alacağınız mesajlar, benim bugün yapacağım sunumlardan bazı noktalarla hayatınızı değiştirebilir. Tek aslında dileğim bu ve kendi Fethiye hikayemi de ilk kez anlatacağım. Bu ve büyük ihtimal son kez olacak. Şimdi Tom Sawyer'ın bir hikayesi var. Çok güzel bir hikaye. Duyan var mı? Bu Mark Twain'in kitabı, Tom Sawyer'ın maceraları. Okuyan var mı? Süper, çok sevindim. Süper. Arkadaşlar bu literatüre geçmiş bir konu. Sawyer Effect diye geçiyor. Şurada gördüğünüz sarı şapkalı çocuk aslında biraz yaramaz bir çocuk. Hatta işte arkadaşlarıyla bir adaya gidiyorlar. Yanlışlıkla orada kalıyorlar. Çıkmıyorlar, bulunamıyorlar. Anneleri, babaları işte arıyorlar. Artık devlet geliyor, bütün köyü ayağa kaldırıyorlar. Arıyorlar. Galiba çocuklarınız öldü diyorlar. Çocukların mezar işte cenazeleri yapılıyor, mezarları yapılıyor. Çocuklar geliyor. Böyle bir roman. Hatırladınız mı? İnsanlar cenazedeyken şey yapıyor, bu kadar yaramaz çocuklar. Ne kadar yaramaz olabilir? Öyle 2-3 taş atmadan bahsetmiyoruz. Şimdi Mark ceza alıyor. Ceza şu, şurada gördüğünüz çitleri boyamak. Ve buna ceza, yaramazlığı karşısında bir ceza olarak veriliyor. Cezayı yapmaya başladığında, boyarken bakıyor ki kurtuluş yok. Bütün arkadaşları oyunlar oynuyor. Bir tek kendisi cezalı. Böyle mesela ceza gibi işler olabilir mi? Kendinizi düşünün, hayatınızı düşünün. İşte bakalım bu Sawyer, Tom Sawyer ne yapmış? Arkadaşlar diyor, gelin diyor, futbolu her gün oynarsınız. İşte bakın bu çok önemli bir oyun düşüncesi, tamam mı? Burada daha önce hiç yapmadığımız çok keyifli bir iş var diyorlar. Ne o iş diyorlar? Boyamak. Boyamak nasıl keyifli, saçmalama sen bize iş kitleyeceksin falan diyorlar. Yok yok diyor, çok güzel gelin deneyin, beraber bakalım diyor. Arkadaşların ilgisini topluyor ve değişik yöntemlerle çitleri boyamaya başlıyor. Ve nereye geliyor iş biliyor musunuz? Sawyer Effect diye geçiyor bu iş dünyasında. Onlara boya aldırıp hatta o fırçaları onlara satarak, arkadaşını satarak futbolu bıraktırıp yarın futbol oynarız. Bugün bu oyunu yapalım diyor. Oyun mu, iş mi? Bakış açısı. Tamam. Bu çitler şu an Amerika'da çocuklara gösteriliyor. Ben Amerikalıların bu şeylerine bayılıyorum. Bayılmadığım bir sürü şey var. Gittim, gördüm. Çok uzun sürede kaldım Amerika'da. Çok yani kültürel anlamda çok sıkıntılı olan bir ülke bence ama yani yerde bir insan varsa saatlerce kimse bakmıyor. Saat soruyorsunuz net bakmıyor falan. Böyle çok ben zaten kesinlikle yurt dışında yaşamak hedefi olan birisi değilim. Ama bir tane çok beğendiğim bir konu var. Bu Tom Sawyer'ın gördüğünüz çitlerini insanlar diyorlar ki hayatlarınızda çok zorlayıcı görevleriniz olabilecek gençler. Ama bunu eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu çocukları götürüyorlar buraya ve boyatıyorlar. Bakın. Böyle bir hikaye, çok güzel bir hikaye ve burada gördüğünüz gibi bu insanlar buradan ilham alıyorlar. İşte benim küçük Tom Sawyer'ım da bu. Bu benim arkadaşlar. Ve bu işte Fethiye'li çocuk. Aslında biraz yaramaz. Ben ona bağlayacağım çünkü. Bence bu hikaye buradan şey yapıyor. Ve üstünde de gördüğünüz gibi burası sevgili rahmetli babamın oteli diyeyim. Üstünde Eroz Otel yazıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Eroz Otel Fethiye. Ben tatilde değilim. Aslında babamın şirketindeyim. Denebilir mi öyle bir şey? Yazları Fethiye'de geçirdiğim bir hikaye. Otel de bu. Şu anda da bu oteli işletiyorum. Fethiye'de olma sebebim aslında bu. Babamı kaybettikten sonra oteli ben işletmeye başladım. Ama hikaye şöyle başlıyor. Yani bu otel Ercan amcam, Özcan babam ve aslında dedem bir köy enstitüsü mezunu. Köy enstitüsü de bugün geçti birkaç şeyde. Yani bu profil nasıl olmuş derseniz yani bir Fethiye'li, insanlar şaşırıyor çünkü nasıl böyle işte işler yapabilmiş gibi arkadaşlarım hepsi konuşuyorlar. Bence biraz dedemden gelen bir hikaye var. Köy enstitülerini inceleyin. Ben özellikle eğitimci olaraktan dedemin, belki duymamışsınızdır ama bu bölgede Antalya Aksu diye hatırlıyorum. Buralarda bir yerde yazıyor mu bilmiyorum ama Aksu, yani Aksu Köy Enstitüleri'nde aldığı bir ders var ve Hasan Yılmaz diye geçiyor. Günlükbaşı ilkokulunda ilk müdürü kendisi, kendi dedem. Dedemle çok vakit geçirdim. Hatta işte vefat ettiği 99 senesinin son tatilde okulum açılmadan evvel çok ciddi bir süre yaylada, Seki, belki bilirsiniz Temel Yaylası'nda. Son işte 2 haftamı orada geçirdim ve arkadaşlar internet yok. İnternet zaten o kadar yaygın değil. Televizyon da çekmiyor, gazete yok. Gazete bir gün sonraki geliyordu. Telefonla, normal klasik telefonla, hani dünya yerinde mi diye öğrendiğimiz bir dönemdi. 2 hafta geçirdim kendisiyle ve yani çok etkileyici bir konu bu köy enstitüleri hikayesi. Bende çok fazla emeği var, öyle söyleyeyim. Bu da babam, dedem ve ben. Bu da 99, dedem vefat etmeden birkaç hafta önce otelde oynadığımız kağıt oyunları. Şimdi bakın böyle hani bir eğitim diyorum, bir oyun diyorum.
Dediğim gibi bu hikayeyi ilk kez anlatıyorum. Yani bunu da Fethiye'li gençler için anlatıyorum. Hani o yüzden çok özel fotoğraflar hazırlamaya çalıştım. Burada gördüğünüz biz oteldeyiz. Akşamleyin bir araya gelmişiz. Böyle oyunlar oynuyoruz. Bunlar mesela çok keyifli. Bu da babam. Beni biraz böyle büyüdüğümüzde gördüğünüz gibi böyle İngilizlerden formalar alıyorum. Yani burada yazları burada geçiriyorum. İlkokulu, ortaokulu burada okudum. Lisede çünkü abim var benden büyük. Abim üniversiteyi kazanınca ben de liseye denk geliyor. Aramızda 4 yaş var. İkimiz beraber İstanbul'a gittik. Ama sadece okumaya gitmiştik. Ama tabii işte 20-25 sene geçince orada kaldık diye. Bu mesela benim yıllığım. Mesela ilk kez kullandığım bir şey. Ve yıllıktaki şeyleri okumaya başlayınca böyle şeyi görüyorsunuz. Tekrar eden bir şeyler var. O yaramaz Tom Sawyer'daki gibi çocuk. Hani eğlence, muhabbet ama bir de matematik. Böyle ciddi bir şekilde bir matematiği bir oyun gibi görme kafası var. Ben buna hala yani sahibim. İyi bir şey de değil şimdi onu söyleyeceğim zaten. Ama matematik çok ilginç bir şekilde hepsinde var. Matematik derslerini öğretmen hatta bana beyaz tebeşiri verirdi. Ben bugün hastayım sesim çıkmıyor sen anlat derdi. Ben nasıl öğrenmişim onu bilmiyorum. Hani işte bu Kadırcan'ın anlattığı hikaye geliyor. İnsanların yaşlarına göre sıralara koymak aslında yanlış. Yetkinliklerine göre koymak lazım. Mesela şeyi hatırlıyorum. Böyle sınavlar sizler de oluyorsunuz. Ben mesela bunu çok sıkıcı bir süreç olduğu için şöyle yapmaya çalışıyordum. Annem de rahmetli işte hep şaşırırdım. Sınavdan çıktığımızda çıkardım böyle. Anne gerçekten 13 tane yaptım falan. Millet de ya yazık çocuğa işte 40 tane matematikten 13 tane. Hayır kalem dokundurmadan 13 tane yaptım. Kendimce testi zorlaştırıyordum. Kalem dokundurmadan 13 tane çözebilmek. Tamam. Çünkü zaten full çekiyordum. Ben bu arada ÖYS'de ve ÖSS'de full çektim matematikten. Ama matematik mühendisi oldum sonra, Yıldız Teknik'ten. Yani hikaye aslında matematiğe karşı bir ilgim var. Ama oyunla var. Yani böyle değil. Bu yöntem doğru yöntem değil. Hani hikayede geldiğimiz noktada bunun eğlenceli bir hale getirmek için şeyleri atıyorum. Şu an bile yapıyorum yani bak. Şunları kafamla kalem dokunmadan çözmeye çalışıyorum. Kendimce zorlaştırmaya çalışıyorum. Millet de şaşırıyordu. Yani çocuk sonucumu öğrenmişim. Çocuğa ne oldu, ne yapıyor? Biyolojiyi de mesela tam zıtına sevmediğim için o günün tarihine mesela ona göre seçeneklere sallıyordum. O yüzden Yıldız Teknik oldu. Annem hep der işte adam gibi matematik diye hepsine çalışsaydı işte daha büyük üniversitelere giderdi falan diye rahmetli. Doğru ama sevmediğimi yapmıyordum. İşte böyle bir sıkıntı var. Yöntem doğru olmadığı için sevdiğimde de bayağı bildiğiniz odaklanıyordum. Şimdi buradan bir hikaye geçiyor. Ben bu şekilde Yıldız Teknik Matematik Mühendisliği için Fethiye'yi terk edip 95 yılında İstanbul'a gittim. Daha 2 sene evvel döndüm. Babamı kaybettiğimizde döndüm. Dediğim gibi bir işletmeyi almak ve kendi işlerimi devam ettirmek için. Ama benim hayatımda çok önemli bir şey var. Ben oraya gittiğimde eğitmenliği çok seviyordum. Matematiği çok seviyordum. Kodlamaya başladım. Yazılıma başladım. Ve Turkcell Akademi'de tam zamanlı bir çalışma yöntemi oldu. Ve çok güzel bir hikaye bence bu. Bir tane eğitim vardı ve bugünkü gibi bir hava vardı hiç unutmuyorum. Aslında gitmeyecektim ama bu şeye de çok benziyor işte. Birazdan anlatacağım. Carl Jung ve Csikszentmihalyi'nin hikayesine de benziyor. Ya dedim ki gideyim otel sonuçta. İkramları vardır mesela. İşte güzel vakit geçen arkadaşlar vardır diye. Böyle opsiyonel deniyordu bizde işte. Zorunlu olmayan bir eğitime gittim. Eğitim ismi oyunlaştırmaydı. Hollandalı biri veriyordu. Ve Taksim'deki bir oteldeydi. Yani tahmin edebileceğiniz gibi benim değil, yüzlerce insanın hayatını değiştiren bir karar olmuş açıkçası. Ve bu hikayeyle beraber ben oyunlaştırmayla tanıştım. Şimdi oyunlaştırmayı da anlatacağım. Ama oyunlaştırmanın çok benzer bir hikayesi olan, oyunlaştırmanın özü de olan size bugünkü, dedim ya koltuklarda oturuyorsunuz, yanınıza götüreceğiniz hikayelerden ilk hikaye Sawyer, Tom Sawyer. Sıkıcı işleri kendimizce eğlenceli hale getirerek çözebiliriz. İkincisi de arkadaşlar akış teorisi. Ben akış teorisini hiç TED sahnesinde anlatmamıştım. Ala bir geliyor hakkım. Hani benim sahnem sınıfın değil işte böyle akademik dersler gibi anlatmadılar ama Csikszentmihalyi'yi size anlatacağım. Anlatacağım tek teori, akış teorisi. Akış deyince aklınıza ne geliyor? Akış teorisi. Duydunuz mu hiç? Akış. Akıyoruz geceleri gibi değil. Biraz böyle aslında önemli bir konu. Şimdi ben sizin yerinizde olup flow teoriyi duysam mutlaka not alırım. Oyunların yaptığı şey çünkü birazdan söyleyeceğim size. Hani oyunlar nasıl insanların kafasını kaldırtamıyor değil mi? İşte akışa sokuyor sizi. Ona flow zone deniyor. Flow zone'a girdiğinizde avlanıyormuş gibi beyniniz kafanızı kaldırdığınızda kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz. Tamam mı? Bunun adı flow zone. Şimdi genç 1950'lerde Zürich Üniversitesi'nde aynı benim gibi genç bir çocuk ünlü Carl Jung'un bir konferansına gitmek istiyor arkadaşlarıyla. Ve diyorlar ki hava çok soğuk gitmeyelim. Ve Carl Jung bu arada o konferanstan yaklaşık özellikle de gittim baktım hikayeyi tamamlamak için tam 8 sene sonra vefat etmiş. Tamam mı? Üniversitedeki arkadaşlar diyor ki dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Hani sıçana döneceğiz. Biz en iyisi şu adam da ünlüymüş. Carl Jung. Duymanızın mesela bu da önemli bir isim. Carl Jung'u dinlemeye gidelim. Bu gidenlerden bir tanesi şey diyor. Orada kanyak da varmış diyor. İçimiz ısınır diyor. Hani kanyak içmeye gittik diyor Mihail aslında. Carl Jung'u dinlemeye değil. Ama Carl Jung öyle bir sunum yapıyor ki. İşte bugünkü belki sunumlardan bir tane böyle aranızdan esinlenen çıksa. Aranızdan Mihail çıksan Mihail çıkabilir. Şimdi Mihail çıksan Mihail'i de anlatacağım. Ve Mihail diyor ki. Mihail bu arada oyun sektörünün taptığı. İşte Sega'dır, Sony'dir, hepsinin danışmanlığını veren, oyunlardaki akış teorisi, oyuncunun yolculuğunu bulan teorisyen. Tamam.
Ve diyor ki Carl Jung'u izlerken başka bir yere gittim diyor. Bunun adını orada düşünmüyor. Neydi bu diyor. Yani adam tabii şey anlatıyor işte. İnsanlar nasıl başarabilirler? İnsanlar bazı işleri çok keyifli yaparken, çok daha performanslı olurken bazı işlerde hemen kafası dağınıyor. Buna işte flow zone'a bağlamaya çalışıyor ve insanoğlunu lafta tanıyordum. Aslında ne kadar yakınlaştığımı hissettim ama daha ne kadar yolumuz olduğunu düşündüm diyor. Tamam. Csikszentmihalyi pandemide vefat etti. YouTube'da yayınları olan bir beyefendi. Bu beyefendi aksakallı dede oyun sektöründe bu adamın soyadını yazmak oyun yapmanın ilk zorluğudur derler. Böyle çok saygı duyulan, çok önemli bir karakter. Şimdi ben sizden Csikszentmihalyi'den anladığımı anlatacağım. Teorik olarak vereceğim tek konu bu. Ve insanların oyuna, çocuklara işte kızamıyorsun işte. Ben bunları anlayınca çocuklara kızamıyorsun. Çünkü çok doğru bir modelle akışa sokuluyor çocuklar. Oyunları anlamanız lazım. Ve biz bunu nasıl eğitime sokabiliriz işte? Hani şey dedi ya Kadir Can, ne güzel Escott var dedi, işte Muhammed Ali gibi boks atıyor ama kod yazıyor. İşte o, tam o, fikir o. Yoksa o test yaptırma gibi değil, evet. Ve bu sistemi sizler değiştireceksiniz. Yani yazık çocuk işte ufacık çocuk kalem dokundurmadan kendince bir oyun yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Csikszentmihalyi diyor ki bir aktiviteye odaklanıp başarabileceğimizi görüp ilerledikçe daha çok başarabiliriz diyor. Ben bu teorik kısmı size şöyle anlatayım. Yeteneklerinize, görevleriniz eşleşirse o beyaz yerde gidiyorsunuz. Çok zor bir görev gelirse hani diyorsunuz ya fizik çok zor falan. Değil. Size kolaylaştırılmıyor. Hepimizin kapasitesi aynı. Veya çok kolaysa sıkılıyorsunuz. Tamam. Acayip şey. Oyunların başardığı şey bu. Ne çok zor geliyor size ne çok kolay geliyor. Bu hale getirmeniz lazım. Şimdi Csikszentmihalyi'nin verdiği birkaç tane örnek var. Mesela enstrümandan vereyim. Enstrümanlarda normalde nota yok. Yani dışarıda nota bulamıyorsunuz. Ama insan olarak başarabileceğimiz küçük hedef bulmuşuz. Bir elimize flüt aldığımızda do, do, do diye. Doğada çünkü tek başına bir nota yok. İşte notayı bulmak arkadaşlar akış. Oyun sektörünün başardığı şey o. Çok kritik bir şey söylüyorum. Ve bunları ben firmalara anlatıyorum işte. Yani eğer bir eğitim oyunlaştırması yapacaksanız, eğitimi seçerek başlaması lazım. Satış oyunlaştırması yapacaksanız, satış önererek, keşfederek başlaması lazım. Sonra melodi, karmaşık bir görev. Ya bunu spora da uygulayabilirsiniz. Direkt size basket attırmıyorlar, topu sektiriyorlar, yürütüyorlar, sonra attırıyorlar. İşte bu akış. Tamam. Sonra da senfoni. Şu an yaptığımız bir senfoni. Berklerin yaptığı senfoni. 4-5 kişi birlikte bir şey yapalım. Aynı anda bir tane nota basamayız diye. Bu. Csikszentmihalyi anlatıyorum şu an size. Tamam. Ve oyun sektörü, aha bu doğru diyor. Doğru. Zor görevleri kolaylaştıralım ve o şekilde verelim. Daha güzeli var. Kelime. Mesela bilgisayarların kelimeye ihtiyacı var mı? Tam konuşuyorlar değil mi? Boşluk vermiyorlar. Niye? Başarabilecekleri küçük bir görev istiyor insan. Çünkü beyin kapasitemiz kısıtlı. Tamam. O yüzden kelimeler var. O yüzden harfler var. Yabancı bir dil öğrenmeye çalıştığınızda önce harfle başlıyorsunuz. Dö, dö diyorsunuz Fransızca değil mi? İşte başarabileceğimiz küçük görev ne? Sonra nasıl büyütebilirsiniz? Sonra nasıl cümleler kurabilirsiniz? Değil mi? Aynı hikaye. İşte hayattaki her şeyin buna ihtiyacı var. Kitapların oyunlaştırılması, okumaların oyunlaştırılması. Bunların hepsinde arkadaşlar doğru bir şekilde deneyim tasarımı gerekiyor. Csikszentmihalyi'nin verdiği mesaj aslında insanlara zorla bir şeyleri yaptırmak değil. 1950'lerde bunları konuşmak hakikaten çok şey. Yani o fabrika dönemlerinde. Ama insanlar bir şeylere inanırsa, başarabileceğini düşünürse, başardıkça daha fazla göreve hazır olur. Bu işte oyun felsefesi aslında. Ama hayat da bir oyun. Oraya bağlayacağım. Mesela bu çok emekli bir atlet ama şu şey konusu çok önemli. İnsanlara sadece para, puan, işte takdir, skor, maaş, terfiyle yönetemezsiniz. İnsanlara heyecan da vermeniz lazım. İnsanlara inanç da vermeniz lazım. Ve aslında koşan atletlerin çok güzel bir sözü bu. Atlet aslında cebindeki paralarla değil, yüreğindeki heyecanla koşar diye. Evet, madalya çalışır ama koşarken değil. Para en büyük motivasyonumuz değil. Bu yüzden bu hikayelerde akışa sokarken parayla sokmayacağız. Bizim mutlaka keşif gibi kendi motivasyonumuzu keşfetmemiz gereken çok değerli motivasyonumuz var. Ben hayatta bunu keşfettim. Bir insanı motive etmenin sadece parayla olamadığını keşfettiğim bir hikaye. Sonra size işte üçüncü hikaye şu olabilir. İlginç bir hikaye. Bir Fethiyeli işte gidiyor şeye İstanbul'a. Bir şekilde bir şirkette bir konferansa katılıyor. Hani Csikszentmihalyi gibi. Csikszentmihalyi oyun sektörünü değiştirdi. Kendimi Csikszentmihalyi'ye benzetiyorum biraz ama artık yapacak. Affedin. Ama burada da ben oyunlaşma kitabı yazdım. Oyunlaşma kitabını nasıl yazdım? Ben Hollandalı bir insana dedim ki sol üstteki adam veriyordu konferansı. Kırmızılı böyle horoz gibi duran diyeyim. Orası Kadıköy'de bir kafe. 4 ay boyunca akşamları benle buluşmayı kabul etti. Niels van der Linden. Bakın burada ismini koydum kitabımın ilk başına. Çünkü herhangi bir Türk vatandaşı ki bence hala yaygın değil. Oyunlaşma bilmiyordu. Oyunlaşma felsefesini. Benim yüzünce anlattığım şeyleri de çok yaygın değil. Hala akademik gözüken. Hani akademik olması sıcak bir konu değil. Aslında çalışabileceğiniz bir alan. Ama Hollanda'da işte bununla ilgili İngiltere'de çok çok önemli firmalar, çok devlet kurumları, bankalar var. Banka var. Oyunlaştırma ve oyun bölümü kuran banka. Çocuk gelirse bankaya ne oyun oynatalım, sadakat programı işte EFT yaptı, Temple Run gibi koşturalım, ücretsiz yapalım diye dertlenen böyle kallavi kallavi abiler var. Şimdi benim başarım, sizin tarafta şöyle bir hikaye. Ben bu kitabı yaptıktan sonra bir sürü insanla tanıştım.
Ortada gördüğünüz Mario Herger şu an Tesla'ya danışmanlık veriyor. İşte oyunlaştırma ile ilgili. Zoom yaptık. O zamanlar Zoom bu kadar popüler değil. 2015 bu arada. Ve ben tam zamanlı Turkcell'de çalışanım. O da ilginç bir hikaye. Tam zamanlı çalışansın, git maaşını al. Onu diyorum ya, para beni motive etmiyor artık. Benim inandığım bir hikaye çıkmış. Oyunlaştırma, gamification diye bir kelime. Ve gidip insanlarla sohbetler etmeye başlamışım. Araştırmalara başlamışım, kaynaklar almaya başlamışım. İnandığım insanlarla sohbetler etmeye başlamışım. Bu dönem benim işte bana şey denen, senin kafan yandı dedikleri dönem. Çünkü hep yurt dışındakilerle konuşuyorum. Ve adamlar, yani bu Jesse Schatz çok ünlüdür oyun sektöründe. İşte kitapları Art of Game Design. Eğer bir oyun alanına girerseniz bu abiyi tanıyacaksınız. Adam mesela kitaplarını okuyorsun. Hakikaten ne güzel diyor ki, hayatımızın her yerinde puanlar var diyor. Maaşlar, trafik puanları, kredi kartı, o işte loyalty puanları. Bunlar birleşecek ve çok yetenekli oyun tasarımcıları elinde çok güzel deneyimler yaşayacağız diyor. Ve yaşayacağız işte bu. Tamam, bunu işte hayatı oyunlaştırmak diye geçiyor. Çok daha verimli olabilir, farkında olabilir, doğru kurallara uyabiliriz. Örnek vermek istersek mesela ben bir şirkette danışmanlık yaparken, sağlık şirketi, dediler ki işte bütün çalışanları, bütün işte eczanelere de hizmet veriyorlar. Eczaneleri bir skorlamaya koymaya çalışıyoruz. Bir puan verelim, gösterelim. Değil dedim öyle. Lütfen dedim FIFA'yı indirin, FIFA oynayın. Bir hafta boyunca bütün yöneticilere bir tane FIFA turnuvası yapmalarını önerdim. Bu FIFA'daki radar map diye geçen şey oyun sektörünün bulduğu çok güçlü bir şey. Şimdi Messi mi iyi, Ronaldo mu iyi olayından bağımsız kimin nesi güçlü önemli. Bakın bunu oyun sektörü çözmüş. Biz bunu peki niye ok eğitim sisteminde kullanmıyoruz? Niye kurumlarda kullanmıyoruz? Kullanıyoruz. Bak yaptık, çalıştık, oturduk. Rozetse rozet, şeyse şey. Bakın bir mümessilin yapması gerekenlerinin aldığı eğitimler, raf kullanımı, kategori kullanımı. Bakın bu işte oyunlaşma. Hokus pokus. Tamam. Gelecekteki tüm çalışma platformları, okul platformları, üniversite platformları bu şekilde olacak. Oyunlaştırılmış olacak. Tamam? Ve bunun felsefesini siz düşüneceksiniz. Oyun oynayarak, daha iyisini nasıl yaparak, geliştirme nasıl yaparız diye. Bizim yapmaya çalıştığımız iş de bu. Benim size önerim, ya sen nasıl bu kadar odaklandın bu konuya? Üniversite okumadın, matematik okudun dediğim gibi. Yazık, o dönemlerde işte annemlerimiz bu çocuk galiba biraz matematiğe takık deyip matematik mühendisi yazdık yani. İlk sırada galiba İTÜ vardı, üçüncü mü dördüncü sırada Yıldız vardı. Girdim, biz öyle yapıyorduk o zamanlar, yazıyorduk böyle. Toto oluyordu yani puanımızı öğrenmeden. Ben ama şunun motivasyonunu aldım. Oyunlaştırma diye Google'a yazdım. Bir konuyu öğrendiğinizde Google'a, ChatGPT'ye yazın. Doğru content var mı? Doğru içerik var mı? Şu an var, gururla var. Yenel Hocam da burada. Ben bir topluluk da kurdum çünkü tek başıma ürettiğim yetmedi. Dedim ki, yani bir ordu kurmam lazım. Gerçekten. Ordu da yetmiyor bu arada da. Ama en azından biz şu an 200 kişilik bir topluluk yönetiyorum ben. Ve her gün bir şeyler yapıyoruz oyunlaştırma ile ilgili. Oyunlaştırma hashtagine bakıyoruz. TikTok var. TikTok'a girdik, oyunlaştırma hashtagine bakıyoruz. Kafamız o. Doğru bir şey var mı orada diye. Oyunlaştırma ne yapıyor çünkü? Aslında oyunu alıp size doğru bir şekilde gerçek hayatta oyunlaştırılmış bir deneyim sunmaya çalışıyor. Tamam? Bunu yazdıktan sonra kitabının olmadığını, eğitimin olmadığını, bunların hiçbirinin olmadığını gördüm Türkçe'de. Oturdum çalıştım. Bilmediğim bir konu yazmaya çalıştım. Dediğim gibi Hollandalı uzman sağ olsun, Turkcell'e o zaman günlük 12 bin lira fatura kesiyordu. O zaman 2015. Tamam. Ama adam sağ olsun işte salı akşamları saat 5-6 ile işte yemek yiyerekten, yemek yiyerek olarak bana yardımcı oldu. Bence Türkiye'nin bir sorunu da bu arkadaşlar. Bizim biraz daha globalle entegrasyonumuz lazım. Çok kopuz. Çok kopuz. Bunun bir sürü farklı nedenleri var tabii, politik, siyasi, ama buradan öğrendiklerimle, evet yani ben hep şeyi söylüyorum, güzel bir söz o. Oyunlaştırmaya benim verdiğimden daha çok oyunlaşma bana verdi. Çok kıymetli insanlar ki bugün buradaki bir sürü insanı o yüzden tanıyorum. Bu çocuk doğru anlatıyor dediler. Bu çocuk doğru. Biz biliyoruz oyunlaştırmayı ama bu çocuğun yazdığı kitap doğru. Bu arada ilk oyunlaştırma ile ilgili paylaşım yapan ben değilim. Türk. İlk kitabı yazan da ben değilim. Ama akademik olan, aynı Emrah'ın işte kapattığı gibi, çeviri olmayan, düzgün kitap yazan, Türkiye'ye göre yazan, Türkçe dili yazan, çeviri olmayan kitap yazan benim. Burası TEDx Reset. Burası Türkiye'nin en büyük TEDx'i. 1000 kişilik Türker İnanma Tim Merkezi. Cem Yılmaz'ın çıktığı yer. Ben mesela provasına gittiğimde gaz atıyorlardı. Abi dedim, Ali abi ne yapıyorsunuz? Gaz provası yapıyoruz dediler. Biz de burada provalar yaptık ama düşün, konuşmacı değil. Gazın kaç saniyede ineceğini prova eden bir etkinlik bu. Tamam. Ve bu etkinlikten ben değil, oyunlaştırma hiç TEDx sahnesine çıkmadı Türkiye'de. Gel anlat dediler. İlk TEDx konuşmasını oyunlaştırma ile ilgili ben yaptım. Daha gurur verici, şimdi çok komik gelecek size. Türkiye çok değerli bir ülke. Aynı İran gibi. Şimdi bizim Hekaton'da da vardı İranlı çocuk. Çok değerli bir ülke. İran'da da problemler var. Kapalılar biraz şu an şeyden dolayı. Ben Türk'üm dedikçe insanlar beni davet etmeye başladı arkadaşlar. Ben tam 22 ülkede oyunlaşma sunumu yaptım. Burası Goya Theater, Madrid. Çok ilginç değil mi? Ve gidip sunum yapıp geri dönüyorum. Çünkü konferans gibi olduğu için aynı buradaki konuşmacılar gibi öyle gezme fırsatım olamıyor. Hani Rio Nehri'nde bir yürüyüş yaptım falan ama o kadar. Yani. Şimdi Buğra'nın bu imadetlere gittiği gibi oldu yani, demo gibi. Ama işte Amerika gibi birçok farklı ülkede sunum yaptım. Neden biliyor musunuz? Uzman olduğum için değil, konunun uzmanı değildim o zamanlar. Türk olduğum için. Ya Türkler oyunlaştırmayı nasıl yapıyor dediler. Tamam, gidip bu gördüğünüz konferansta, Gamification World Conference diye geçiyor. Yaptığımız projeleri anlattım. Sonra beni çok sevdiler, sıcakkanlıyım biraz. Bu gördüğünüz ekrandaki dünyanın en ünlü oyunlaştırmacıları. Biri Alman, biri Tayvan asıllı Amerikalı.
Ve altı biz seni support, yani desteklemek istiyoruz. Ne istiyorsun? Abi gelin dedim ülkeye. Hani tam Türkiye çok yalnız bir ülke sonuçta. Gelin. İkisi de geldi. Geldiği anda ben yüzlerce gönüllü bulmaya başladım etrafımda. Yani bu adam getirebiliyor diye. Adamlarla orada tanıştım. Yemek yedim, sohbet ettim. Sonra gelin dedim. İkisi de geldi, tekrar söylüyorum. Fiziksel olarak. Biri 2018'de, biri 2019'da. Sonra böyle sanki lise arkadaşım gibi sohbetler etmeye başladım. Bu adamların, yani zaten ikisi de Amerika'da danışmanlık veriyor. Çok havalı adamlar yani, öyle söyleyeyim. Ama şimdi ilginç bir hikaye. Türkiye'ye istediğim katkıyı veremedim. Veremedim de yani. Tamam, şimdi onu söyleyeceğim. Bir gün babamın oteldeki ofisine geldim. Ben böyle işte dediğim gibi bir dönem çok fazla koştum. Ziya Hoca'yı hatırlarsınız. Milli Eğitim 2023 işte vizyonu vardı. Orada 100 tane uzman çağırmıştı. Biri bendim. Ziya Hoca'yla biz çok eskiden tanışıyoruz. Hani okuluna çünkü eğitim vermeye gitmiştim. Sonra babam dedi ki, ya dedi şu bakanla dedi fotoğrafını verse falan. Baktım odasında benim bu fotoğrafı koymuş rahmetli babam. Oteldeki odasına. Tamam. Ne üniversite sertifikam var, ne işte ne bileyim yurt dışı bence. Yani Goya Theatre. Benim en iyi sunum bu arada, sorduklarını söylüyorum. Bir önceki sunum. O 1000 kişilik, bütün Avrupa'nın oyun tasarımcılarının olduğu bir konferans o. Ya dedim niye yani, ne alakası var sonuçta? Oğlum dedi sen günlük başılısın. Günlük başılıyım ben. Ve seni bir bakan çağırmış. Bakan da aktif bakan yani. Hani o aktif olduğu dönem. Ve böyle neredeyse eş dost muhabbeti var hani böyle hafif eğlenceli şeylerimiz de var. Ziya çok esprilidir. Tanıyanlar tanır. Şey yani egoist bile değil zaten. Evet baba sohbet ettik yani yarım saat. Hani tamam mı? Çok gurur duydum oğlum ya dedi. Niye öyle dedim? Günlük başılı bir adam bakanla görüştü, duyulduk şeydi dedi ya. Hani, buradan yola çıktığımızda sonra benim toplulukla ilgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bizim fiziksel etkinliğimiz. Ki Yukay burada bir yerlerdeydi diye hatırlıyorum. Fotoğrafın içinde vardır. Sonra tabii işte biz daha dün değil mi? 12 Mart. Aynen. Dün yaptığımız etkinlik. Burada işte artık bir online bir topluluk olduk. Yapmaya çalışıyorum Fethiye'den elim geldiğince oyunlaştırma ile ilgili. Ve bu toplulukla beraber oyunlaştırma adına üretmeye çalışıyorum. Son noktada tabii ki buraya gel gitlerle şöyle bir hikaye olmaya başladı. Bu 2015 yılından bir hikaye. Babam ve babaannem hayatta. Ben o zamanlar İstanbul'dayım. Oyunlaştırma çalışıyorum, kitabımı yapıyorum. Bu bence zaten şey hani kapanış hikayesi olacak. Geldiğim zaman babaannem Alzheimer hastası oldu. Babaannem ne yazık ki işte beni hatırlıyor ama geriye dönük adı unutma veya işte yemek yedim mi deyip bir daha yemek yemeye. Sonra gördüm ki Solu Sekin'i tanıyor musunuz? Şimdi bu Fethiye esnafı buradakiler. O meşhur fotoğrafçı. Aynen, Kandi, Foto Kandi diye. Babamın arkadaşı. Şimdi babam da babaanneme yardımcı olmak için evi müze gibi yapmış. Böyle bizim düğünleri koymuş. Yani şey gibi düşünün, böyle hani müzede gezersiniz ya kronolojik. Hani işte bak senin o küçük gördüğün o dans eden vardı ya altı böyle Erezotel yazan tişörtle. Hani evlendi, çocuk sahibi oldu. Böyle şeyleri koymuş. Düğünden fotoğraf koymuş. Onu koymuş. Ben de gittim böyle eksikleri yapıyorum. Kızımdan bir fotoğraf çıkardım. Hani bak kızım da oldu falan diye. Gittim işte yardımcı oldu bana. Hayatta diyebiliyorum. İnşallah hayattadır. Balcı Cevdet oldu. Balcı Cevdet, babamın arkadaşı, dedemin arkadaşı. Galiba o kapatmış, başka şeyler girmiş ama o da meşhurdur yani Balcı Cevdet'ti mesela. Şimdi ben bunlara geldiğimde, şurası işte telefoncu benim arkadaşım, telefoncu olmuş, bir tanesi polis olmuş, buluştuk böyle sarılıyorum, adamın üniforması bozulmuş, düzelttim falan kusura bakma dedim. Çünkü o benim gözümde hala Naim. Yani benim sizin gibi arkadaşınız tamam mı? Adam komiser olmuş, burada yıldızlar falan var tamam mı? İşte yukarıda İmadettin var, az önce Buray'a götürdüm gene. İmadettin'i biliyorsunuz ama babasıyla tanışıyorum ben de, babamın arkadaşı. Onun da babası rahmetli oldu, devam ediyor. Dönüp dolaşıp geldiğim yer şunu sordular bana. Ya ben anlatıyorum. Ama işte yurt dışına gidiyorum. Çok önemli insanlar çok büyük destek veriyor bana. Şöyle konferanslara çıkıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Aferin. Peki ne zaman Fethiye'ye geliyorsun? Tamam. Ne zaman geleceksin? Baban ne yapıyor? Yani burada büyüyen insan için hakikaten cevaplayamadım sorular. Ya şimdilik gelmiyoruz diyordum. Tamam. Ama geldim. Pandemiyle Fethiye'ye döndüm. Ve bu hikaye 2015'ten. Ha matıflama da şey. Babaannem almaya çalıştığım aslında ilacın ismi ve babaannemin yaşadığı o dönem. Yani o dönemdeki yapmaya çalıştığım aslında ilaçtı. Yani son slide'da da şöyle bir şeyim var. Hayat gerçekten bir oyun. Yani scoreboard neyle gidiyor derseniz parayla değil. Onu söyleyebilirim. Belki para size yardımcı oluyordur. Taktik anlamında, bazı şeyler anlamında. Ama benim hayatımda gördüğünüz gibi bana çok fazla yardımcı olan insan oldu. Hiçbirine para ödemedim arkadaşlar. Bakın o gördüğünüz uzmanlar var ya. İşte diyorum ya Tesla'ya danışmanlık yapıyorlar. Hocamız biliyor. Hiçbirine para ödemedim. Sadece Türk'üm diye, ihtiyacım var diye. Ne diyelim? Öbür dünya skorum diyelim. İyilik olsun diye. Yardımcı ettiler ve ben yüzlerce insana dokunabildim bu sayede. Bunun da sorumluluğunu yaşıyorum üstümde. Sizin de hayatta bu tarz şeyleri gördüğünüzde hayat skorboardunuzda anlamlı şeyler bulun. Ha, parayla işiniz olmasın değil. Ama insan bence en çok kazanabileceğiniz şey. Mesela az önce de Emrah dedi işte bana zorladı kitap. Ben çünkü öyle görüyorum. Bir insana ne yaptırabilirim diye. İyiliğimden değil. Hayat böyle çünkü. Ondan nasıl para kazanabilirim? Ondan nasıl bunu yapabilirim değil. De çok ciddi anlamda da gerçekten çalışan bir sistem bu. Onu söyleyebilirim. Tek negatif şeyi ne yazık ki zaman çok hızlı gidiyor bu oyunda. Gözünüzü açıyorsunuz. Çok büyük felaketler olmuş. Gözünüzü kapıyorsunuz. Sevdiklerinizi kaybediyorsunuz. O yüzden hayatın hani scoreboard'unu da anlamakta fayda var. Tabii şimdi ben oyunlaştırma tarafındaki son böyle slide'ımı kızıma bırakmak istedim. Çünkü şimdi oyunlaştırma öğrenirken
uygulayacak alanım yok. O zaman kurumlar çağırmıyor. Sevgili kızım da o zamanlar da küçüktü hani uyguluyordum. Mesela o dönemde koymuştum diye hatırlıyorum bakayım. Ah pardon. Şey var. Bir dönem çocuklarda çok fazla ses çıkarma oluyor. Böyle anne baba olanlar bilir. Böyle sesini deniyor. Ama abartılı yani. Hani böyle sessiz rozeti mi? Öyle bir şey yapmıştım. Sessiz uslu kız rozeti falan. Rozet yapalım. Bayağı bildiğiniz rozet böyle. Gittim bastırdım. Geldim eve. Verdim. O akşam çalıştı. Taktı böyle. Kendisi burada zaten şimdi. Sonra ertesi günüm oldu. Yattı da rozetle yattı. Kalktı falan. Babacığım ben süper çalışıyoruz falan. Okula giderken çıkartırız koyarız derken gene bağırmaya başladı. Rozet duruyor burada. Tamam mı? Babacığım ama bak sessiz uslu kız rozetin var falan filan. Bağırırken rozete baktı. Bana baktı rozeti aldı kafam attı. Tamam çünkü onu istemiyor artık. Bağırmak istiyor tamam. O zaman anladım ki rozetler de çalışmıyor. Rozetleri de böyle sistemlendirmeniz lazım. İşte oyunlaştırma tarafında sevgili eşim ve sevgili kızım bizim tarafta böyle evde devamlı denemelere maruz kaldılar. O yüzden son oyunlaştırmanın tanımını sevgili kızım Zeynep Bade yapsın diyorum. Zeynep'i sahneye alacağım. Alkışlarınızla. Merhaba, ben Zeynep Bade. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Ben de her çocuk gibi okulda, dışarıda oyun oynamayı çok seviyorum. Peki, sizin aklınıza oyun denince ne geliyor? Benim aklıma oyun denince 3 tane bölüm geliyor. 1- fiziksel oyun. 2- dijital oyun. 3.'yü de birazdan söyleyeceğim. Fiziksel oyun yani 1. Fiziksel oyunlarda genelde saklambaç, yerden yüksek, ebelemece mesela her gün okulda oynadığımız şeyler. Dijital oyun ise Minecraft, PUBG, Roblox mesela arkadaşım Ela ile oynadığımız. Ve 3. yani babamın oyunları. Bazen de sıkıcı olabiliyor ama yine de işte babamın oyunları. Babamın oyunları dediğimiz yani meğersem bütün bu hayatımızda kullandığımız oyunlar, dijital oyunla fiziksel oyunun aslında. Bunun meğersem adı oyunlaştırmaymış. Eğer bu kelime, oyunlaştırma kelimesini benden ilk kez şu anda duyuyorsanız, bu kelimeyi hayattaki arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, öğrencilerinize kullanarak daha güzel bir hayat yapabilirsiniz. Teşekkürler. Thank you.